Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar, bugün de görmüş olduğunuz gibi bu kız çocuklarına özel harika bir yelek modeli paylaşacağım. Çok kız çocuklarına çok yakışacak, çok da güzel duruşu harika, şu şekilde harika bir model. Modelimizi ben şu şekilde antiplik özelliği olan 250 metre bir iple ördüm. 250 metre ip yetiyor. Çok az bir ip kalıyor. Hemen 3 nolu şişle başlayalım. Buraya 90 ilmek attım. Modelimizin ilk sırası için 90 ilmek şu şekilde atalım. Hemen başlayalım. Kenar ilmeğimizle beraber 16 ilmek düz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burada 58 ilmeğimizi ters bir şekilde örelim. Altı ilmek kalıncaya kadar aradaki 58 ilmeğimizi bu şekilde ters olarak örelim. Buradan 58 ilmek ters olarak örelim şu şekilde. Altı ilmek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Daha bitmemiş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmeğimize kalan 16 ilmeğimizi de düz bir şekilde örelim. Evet. Arka sırada kenar ilmeğimizi aldıktan sonra 15 ilmek düz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada bir tane ters ilmeğimiz vardı. Onu ters olarak örelim. 58 ilmeğimizi düz.
58 ilmeğimizi düz olarak ördük. Burada 16 ilmeğimiz kaldı. Bir tanesini ters olarak ördük. 15 ilmeğimizi düz olarak örelim. Bu kenardaki ilmeklerimiz haroşa şeklinde ilerleyecek. Evet, modelimizi tekrar 15 ilmek düz olarak örelim. Burada düz olarak bırakmış olduğumuz, bakın burada düz olarak bırakmış olduğumuzu, bu modelimizin şöyle, bakın şu şekilde çizgi olarak gidebilmesi için burayı şöyle bir alttan batıp Selanik şeklinde götüreceğiz. 58 ilmek ters. Ters bir şekilde 58 ilmeğimizi örelim sıra sonuna kadar. Evet, 58 ilmeğimizi ördük. Buradaki düz ilmeğimizi de aynı şekilde bir alttan batarak Selanik modeli olarak götüreceğiz bu ilmeğimizi. 15 ilmek düz. Modelimizi bir sıra daha bu şekilde örelim. Şimdi bu taraftan bu tarafa kadar bir sıra daha örelim aynı şekilde. Buraya gelince modelimizi başlayalım. Evet, sıra sonuna kadar geldik. 16 ilmek düz olarak örelim. Bir tane ters. Burada artık lastiklerimizi kurmaya başlayalım. 2 tane düz, 2 tane ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bu 58 ilmeğimizi bu şekilde 2 ilmek düz, 2 ilmek ters bu şekilde sıra sonuna kadar 16 ilmeğe kadar kuralım. İşlerime dikkat ediyorum ama yine de çarpıyor. Evet, iki tane ters, iki tane düz. Orada ters bir tane ilmeğimiz vardı. 16 ilmek, pardon, 15 ilmek düz.
Evet, bu şekilde modelimizi aslında kurmuş olduk. Bir sıra daha beraber örelim. 15 ilmek düz. 'Daki düz olan ilmeğimizi bir alttan alarak Selanik modeli uyguladık. Çizgi olarak bunu yelek boyunca götüreceğiz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak 58 ilmeği de bu şekilde örelim. İki ters, iki düz olmasına dikkat edelim. Bazen tek ilmek kalmış olabiliyor orada. Evet, ters ilmekle başlamıştık. İki tane ters ilmeğe geldik. Burada bakın düz ilmeğimizi bir alttan alarak Selanik modeli uyguladık. Evet, modelimizi bu şekilde bakın kurmuş olduk. Şimdi aynı sıraları tekrarlayacağız. Şuradan da bakalım. Burada şuradan kenarda 2 4 6 7 diş haroşa olana kadar şu kısımda 7 diş haroşa olana kadar örelim beraber. Sizi sıkmaya gerek yok. Aynı işlemleri yapacağız. Onun için ben de 7 diş haroşa olana kadar öreyim. Siz de örün. 8. sırada beraberce modelimize devam edelim. Evet hanımlar. 7 diş haroşa olana kadar 2 4 6 7. Şuradan sayalım. 7 diş haroşa olana kadar ördük. Şöyle bir miktar büyümüş oldu. Şimdi 15 ilmeğimizi düz olarak örelim. Eksiltme işlemi yapacağız bu sırada. Evet, 15 ilmeğimizi ördük. Bir tane ters ilmeğimiz vardı bu arada. Onu da ördük. Şimdi düz olanları düz bir şekilde, ters olanları ters bir şekilde 2-2 örerek eksiltelim. 58 ilmek vardı. 29 ilmeğe kadar düşürelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ters olanları ters bir şekilde keselim. Düz olanları düz bir şekilde. Lastik modelimiz artık burada bitti. Kesme işlemi yapıyoruz. Son kesmemizi yaptık. Ters ilmeğimiz vardı, ördük. Bakın şu şekilde kesmiş olduk. 15
15 tane düz ilmeğimizi örelim. Arka kısımdan tekrar 15 ilmeğimizi örelim. Selanik modelimizi burada artık haroşa olarak devam edelim. Hepsini düz bir şekilde örelim. Düz olarak götürdüğümüz ilmeği bir alttan batarak Selanik modeli uyguladık. Bu ilmeğimiz bu şekilde yelek boyunca devam edecek. 15 ilmeğimizi düz olarak ördük. Bakın burada artık 8 oldu. 2, 4, 6, 8. 8 ilmeğimiz oldu. 8 ilmeğimizi, pardon, 8 diş haroşa oldu. 15 ilmeğimizi düz bir şekilde örelim. 16 ilmeğin şuraya kadar, 16 ilmeğin oraya kadar dümdüz örelim. Artık burası haroşa olarak ilerleyecek. Bir tane ters ilmeğimiz vardı. Örelim. Ters ilmeğimizi ördük. Yanında bir tane ters ilmek örelim. Ve geri dönelim. Şekilde devam edelim. Düz olarak örelim. Bakın burada bir tane düz olarak götürdüğümüz ilmeğimiz var. Selanik modeli olarak. Onu ördük. Bir tane ters ilmeğimiz var burada. Onu da ördük. Geri döndük. Artık bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Buradaki ilmekler bitene kadar her iki taraftan da örerek devam edeceğiz. Ta ki bir tane ilmek kalana kadar. Hem bu alt kısmı biraz büyütmüş olacağız. Hem de yeleğimize şu verevliği verebilmek için bu şekilde bir tane ilmek alıp geri döneceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ters ilmeğimizi ördük. Bir tane ilmeğimiz vardı, ördük. Tekrar buradan bir tane daha ilmek aldık. Bakın. Tekrar geri döndük.
Aldığımız ilmekleri de haroşa şeklinde örelim. Düz ilmeğimizi ters olarak örmüşüm. Hemen düzeltelim. Ve alttan örerek Selanik modeli yapalım. Bunu da düz bir şekilde örelim. Bir tane daha ilmek alıp geri dönelim. Şekilde aslında örmeye devam edelim. Çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu şekilde burada ta ki bir tane ilmek kalana kadar her iki yandan da örüp devam edeceğiz. Bu tarafınkini de göstereyim. Evet, iki tane ördük. Bir tane daha örelim ve geri dönelim. Bu şekilde. Bakın bu şekilde böyle devam edelim. Bütün buradaki ilmekler bitene kadar bu şekilde bir bir örerek bir tane ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Evet hanımlar, bakın ben buralardan birer birer ilmek alarak bir tane ilmek kalıncaya kadar, hatta hiç ilmek kalmayana kadar şu şekilde buradaki ilmeklerimi tamamladım. Önden ve arkadan şu şekilde. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamladık. Şimdi artık burada işlemimiz bitti. Koltuk kısmına kadar şuradan gösterelim. Şöyle koltuk kısmına kadar şuradan bir büyütme işlemi yapacağız. Şimdi şuradan başlayarak 15 diş haroşo örerek koltuğa kadar devam edelim. 15 diş haroşo örelim. Koltuk kesimini de beraberce yapalım. Şimdi artık burada işlemimiz bitti. Sadece haroşa olarak öreceğiz. 15 diş haroşa olana kadar devam edelim. Koltuk kesimini de hep beraber yapalım. Sizi çok fazla sıkmaya gerek yok. Düz bir şekilde örüyorum ben. Siz ters bir şekilde örüyorsanız haroşa olarak 15 dişi tamamlayalım. Koltuk kesiminde yine görüşelim. Evet, koltuk altına kadar 15 diş haroşomuzu ördük. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 diş haroşomuzu yapmış olduk. Bu bitim yerimden doğru. Şimdi artık koltuk kesimine başlayabiliriz. Burada kalan 15 tane ilmeğimiz vardı. Şurada 15 ilmeğimizi kol için keseceğiz. Kenar ilmeğimle beraber bir tane düz, iki tane ters, iki tane düz, iki tane ters, iki tane düz, iki tane ters, iki tane düz, bir tane ilmeğimiz ters. Bu tek olarak götürmüş olduğumuz ters ilmeğimizle yanındaki ilmeği ikisini beraber kestik.
Geri döndük. Burada artık kol kesme işlemine başladık. 15 tane ilmeğimizi iki ters, iki düz olarak örelim. Tekrar geri döndük. Birinci kesme işlemini yaptık. Şimdi ikinci kesme işlemini, bakın kesmiş olduğumuz bir tane ilmeğimizle ikincisine beraber kestik. İki tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Geri döndük. Lastik olan koltuk için ayırmış olduğumuz 15 tane ilmeğimizi bu şekilde örelim. Tekrar geri döndük. Ters ilmeğimizi ördük ve üçüncü kesme işlemini yaptık. Geri döndük. Tekrar geri döndük. Ters ilmeğimizi ördük. Dördüncü kesme işlemini de yaptık. Ve geri döndük. Tekrar geri döndük. Ters ilmeğimizi ördük. Beşinci kesme işlemimizi de yaptık. Bakın burada 5 tane kesme işlemi yaptık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, sağ taraftaki koltuk kesme işlemimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi sol taraftaki koltuklarımızı kesmeye İlmeklerimi dümdüz bir şekilde örelim. Aradaki ilmekleri haroşa şeklinde örelim. Şimdi diğer kolumu buradan başlamıştık. Sol taraftaki koltuk işlemini de kesme işleminde buradan başlayacağız. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Buradaki tek ilmeği ters, 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters
ve 2 tane düz. Geri döndük. Evet, ilmekleri geldiği gibi ördük. 2 düz 2 ters. Burada artık şu çizgiye geldi. Denk geldi. Zaten diğeri de öyle gelmişti. İkisini beraber kestik. Birinci kesme işlemimizi yapmış olduk. Şimdi geri döndük. Bu şekilde. Tekrar geri döndük. İkinci kesme işlemimizi de yaptık. Tekrar geri döndük. Üçüncü kesme işlemimizi yaptık. Sadece koltuk için ayırdığımız, bakın, 15 ilmeğimizi örüyoruz. Üçüncü koltuğu kestik. Şimdi dördüncü ilmeğimizi. Dördüncü ilmeğimizi de kestik. Tekrar geri döndük. Beşinci ilmeğimizi de bu şekilde kesmiş olduk. Artık ilmeklerimizi, arada kaç ilmeğimiz kalmış sayalım. Kestiğimizde beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmeğimiz kalmış. Artık ilmeklerimizi haroşa şeklinde örebiliriz. Sağdan ve soldan 5'er ilmeğimizi koltuk için kestik. Aradaki 20 ilmeğimizi ve kenarlardaki 15 ilmeklerimizi bu şekilde biraz yükseltelim. Kaç sıra ördüğümü de size söyleyeceğim.
Evet. Bu şekilde koltuk kesme işlemimiz bakın tamamlanmış oldu. Sağdan ve soldan 5'er ilmeğimizi bu şekilde kapatmış olduk. Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14. 14 sıra bu şekilde örelim. Sonra beraberce yakayı da yaka oyuntusunda keselim. Burada bir işlem olmadığı için sizi sıkmak istemiyorum. Sadece lastiklerimizi kol için ayırdığımız lastiklerimizi ve de ortadaki 20 ilmeğimizi haroşa şeklinde öreceğiz. Onun için yakaya kadar burayı örelim. Yaka için tekrar görüşelim. Evet, ben 15 sıra haroşumu ördüm. Şöyle çok güzel bir görüntüsü oldu. Bakın şu şekilde. Şimdi lastikleri biraz daha şurada görmüş olduğunuz gibi biraz daha büyütelim. Yaka oyuntusu da verelim. Aradaki ilmeklerimizi de keselim. Şimdi buradaki 15 tane örmüş olduğumuz lastiklerimizi örelim. Bunu bir miktar daha uzatacağız. Şimdi şunu da düz yapayım. Bu çizgiden, düz olan çizgiden aradaki ilmeklerimizi hepsine şu şekilde keselim. Yirmi tane ilmeğimiz vardı bu arada. Hepsini birden keselim. Evet, buradaki düz ilmeğimizi de keselim. Evet, oradaki ilmeklerimizi hepsini şu şekilde kesmiş olduk. Şimdi lastiklerimizi bir miktar daha uzatalım. Yaka oyuntusu verelim hem de boynu oturmasın. Hem uzun olsun biraz. Bu şekilde şişlerim çok çarptığı için çok zor oluyor böyle. Sadece lastikleri örelim. Şimdi yaka oyuntumuzu kestik. Bakın şöyle yaka oyuntumuzu kestik. Bir miktar lastiklerimizi de büyütelim. Kaç sıra ördüğümü de söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra önlü arkalı. Lastiklerimizi az biraz şu kadar uzatalım. Aslında ne kadar isterseniz burasını lastiğini uzatabilirsiniz. Siz biraz daha uzun seviyorsanız hani çocuğunuza uygun biraz daha uzatabilirsiniz. Ben birkaç sıra daha öreyim. Lastiklerimde arka kısmında lastiklerimizi de keselim. Zaten pek
Başka bir işlemimiz de yok bu arkada. Arka şu şekilde göstereyim. Arka kısmında yeleğimizin bitirmiş olalım. Ve önü de hep beraber yine başlayalım. Evet hanımlar, ben bir miktar daha şuralara uzattım lastik olan kısımları. Burayı da zaten beraberce kesmiştik. Ve bu şekilde arka parçamızı hazırlamış olduk. Yeleğimizin arka parçası hazır. Şimdi hemen ön parçalara başlayalım. Evet, ön için 49 ilmek attım. 15 tane 15 ilmek örelim haroşa için. İlk ilmeğimizi aldık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimizi ördük. Geri kalan ilmeklerimizi ters 34 ilmeğimizi de ters bir şekilde örelim. Diğer parçamızı örerken ilik düğme yeri açacağız. Evet, bu tarafı arka kısmında düz olarak örelim. 34 ilmeğimizi düz olarak örelim. Dört ilmeğimizi düz olarak ördük. Burada bir tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Diğer ilmeklerimizi 14 ilmeğimizi haroşa şeklinde örelim. Evet, 14 ilmeğimizi haroşa şeklinde öreceğiz. Düz olarak. Burada bir tane ilmeğimizi arka kısımda olduğu gibi şu şekilde götürebilmemiz için Selanik modeli uygulayacağız. Bir tane alttan alarak düz olarak götüreceğiz bu sıramızı. Diğer 34 ilmeğimizi ters olarak örelim. Evet, 3 sıra ters ilmeğimizi bakın burada 3 diş haroşa olana kadar ördük. Şimdi artık lastik kısmına başlayabiliriz. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde
Sıra başına kadar devam edelim bu şekilde. İki düz. Burada bir tane ters ilmeğimiz vardı. Onu ters olarak örelim. Diğerlerini haroşa şeklinde örelim. Bu sıramızı da bu şekilde götürelim. Bu sıramızı örelim beraber. Düz ilmeğimize geldik mi? Bir alttan selamik modeli uygulayalım. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz lastik kısmını örelim. Bu şekilde artık modelimizin ön kısmını kurmuş olduk. Şimdi burada 7 diş haroşa olana kadar şu kısmı örelim. Burada yapacağımız bir işlem yok zaten. Şurada 7 diş haroşa olana kadar şunun gibi örelim. Kesmelerde tekrar beraber başlayalım. 2, 4, 6, 7 sıra haroşamızı yaptık şöyle. Şimdi artık ilmeklerin sayısını düşürebiliriz. Düzleri düzle, tersleri de tersle şu şekilde iki ilmeği tek ilmeğe düşürelim. Evet, ilmeklerimizi şu şekilde eksilttik. Arada ters ilmeğimiz vardı, örelim. On dört ilmeğimizi haroşa şeklinde devam edelim. Tekrar buradaki düz ilmeğimizi selanik şeklinde götürüyoruz. Aradaki artık buradaki ilmeklerimizi de haroşa şeklinde öreceğiz. Burada 17 ilmeğimiz kalması gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
17 ilmeğimiz kalmış. Burayı da artık haroşa şeklinde örebiliriz. Şimdi burada ters ilmeğimiz vardı bir tane kenarda. Ters ilmeğimizi ördük. Yanındaki bir tane ters ilmeğimizi alıp geri döndük. Bir alttan Selanik modeli olarak götürdüğümüz için. Bir ilmeğimizi alıp geri döndük. Arka parçasında yaptığımız gibi. Ters ilmeğimizi ördük. Ters ilmekten sonra bir tane ilmeğimizi örmüştük. Ördüğümüz ilmeği yanında bir tane daha ilmek alıp geri döndük. İki tane ilmeğimiz olmuş oldu. Bu şekilde. Başa kadar gitmiyoruz. Birer birer ilmekleri yaka kısmından şuradan birer birer örerek geri dönüyoruz. Ters ilmeğimizi örelim. İki tane ilmek örmüştük. Bakın iki tane ilmek olmuştu. Bir, iki. Üçüncü ilmeğimizi de alalım ve geri dönelim. Bu şekilde aslında burada 7 tane ilmek kalana kadar devam edelim bu şekilde örmeye. 2, 4, 6 ve 7. 4 tane ilmeğimiz kalmış. Bakın bu 4 tane ilmeğimi de öreyim. Tekrar koltuğa kadar kaç sırada öreceğimizi bakalım, ne kadar öreceğiz. 4 ilmeğimi de alayım ve geleyim hanımlar. Ben bakın buradan 7 tane ilmeğimi gidip gelip ördüm şu şekilde. 7 tane ilmek ördüm. 7 tane de pat için bıraktık burada. Şimdi artık şuradan sayarak 15 sıra, şurayı şu kısmı 15 sıra yapmıştık. 15 diş haroşa yapmıştık. Burayı da 15 diş haroşa yapalım. Şimdi artık başa kadar gidip gelip öyle örelim. 15 diş haroşa olduktan sonra da koltuğunu beraberce keselim. Burada artık farklı bir işlem yok. Sadece haroşa şeklinde örelim. 15 diş haroşa olana kadar. Zaten burada 2, 4, 6, 8 oldu. 15 diş haroşa olana kadar bu sıraları tamamlayalım. Sadece bu ters götürdüğümüz ilmeğimize dikkat edelim. Sonra koltuğunu hep beraber keselim. Evet, 15 diş haroşamızı ördük. Şimdi artık koltuk kesmemizi başlayabiliriz. 2 tane düz kenar ilmeğiyle 2 tane ters. 2 tane düz, 2 tane ters. 2 düz, 2 ters. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 tane ilmeğimizi burada 2 düz, 2 ters olarak kesmiş olduk. Bir tane ters ilmeğimiz. Burada artık 2 ilmeğimizi kesip geri dönelim. Lastik kısmını bu şekilde örmeye devam edelim.
Tekrar geri döndük. Burada kesmiş olduğumuz ilmekle yanındaki ilmeği ikisini beraber kestik. İkinci kesmemizi de bu şekilde yapmış olduk. Geri döndük. Yanındaki iki tane ters ilmek, iki tane düz. Bu şekilde lastiklerimize başlamış olduk. Tekrar geri döndük. Artık üçüncü kesmemizi yaptık. Tekrar döndük. Dördüncü kesmemizi yaptık. Tekrar döndük. Beşinci ve son kesmemizi yapacağız. Evet, son kesmemizi de yaptık. Şimdi artık dümdüz örebiliriz. Başa kadar. Bakın şu şekilde koltuğumuzu da kesmiş olduk. Evet, koltuk kısmımızı bitirdik. Bakın şu şekilde koltuğumuzu kestik. Şimdi şuradan göstereyim. Yaka kısmında şu koltuğumuzu kestikten sonra 2, 4, 6, 8, 9 sıra. 9 sıra bu şekilde lastiklerimizi öreceğiz. Buraları da haraşo şeklinde öreceğiz. 9 diş buradan sonra 9 diş haraşo örelim. Yaka kesme işleminde tekrar beraber olalım. Evet, 8 sıra haraşomuzu ördük. 2, 4, 6, 8. 8 diş koltuktan yukarı 8 diş haraşomuzu ördük. Artık bu koltuktaki yakadaki ilmeklerimizi keselim. Sadece ördüğümüz haraşolara keseceğiz. Lastik kısmını bir miktar daha öreceğiz. Sonra ilmeğimizi de kestik.
Artık lastikleri bir miktar daha dediğim gibi uzatayım. Ön kısımdan göstereyim, şu şekilde öreyim. Şu şekilde artık yakayı yapmış olduk, kesmiş olduk yaka kısmını. Aslında şuradaki lastikleri istediğiniz boyutta uzatabilirsiniz, istediğiniz kadar. Şuraya kadar örelim. Sadece yakayı kestik, bakın, lastiğini örelim. Ben de burayı lastiğini öreyim. Diğer tarafında ilmeğini parçasını başlayıp hemen gelelim hanımlar. Ben lastik kısmını, şu yaka kısmını bakın şu kadar uzattım. Denk gelecek şekilde ördüm. İkinci parçamız için de buraya 49 ilmeğimi attım. Öncekileri yakadan başlamıştık. Bunu da tam lastik kısmından başlayacağız. 34 ilmek şu şekilde düz olarak örelim. Evet, ön patı için 49 ilmek başladık. 34 ilmek düz ördük. 15 ilmek de haroşa şeklinde ördük. Aynı devam edelim. 3 sıra düz olarak örelim. Diğer patta yaptığımız gibi. Sadece ortadaki bir tane ters olan lastiğimiz var. Selanik olarak götürdüğümüz. Ona dikkat edelim. Diğer kısımlar aynı. İlmek ters olarak örelim. Bakın burada bir tane düz ilmeğimiz vardı. Düz ilmeğimizi alttan bir alttan batarak Selanik modeli uyguladık. 15 tane de haroşa şeklinde yaka patı için bıraktık. Dört tane haroşa için lastiğimizi pardon haroşamızı ördük. Bir tane ters ilmeğimizi ördük. 15 ilmek. Burada artık lastiklerimize geçebiliriz. 2 düz, 2 ters, 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 2 düz ve kenar ilmeğimiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Aynı lastiklerimizi devam edelim. Bu sol taraftaki
Parçamızda ilik açalım. Kaç sırada bir açtığımızı da söyleyeceğim sizlere. Evet. Ters ilmeğimizi bir alttan alarak Selanik modeli uyguladık. Evet, burada 3 diş haraşımız oldu. Modelimizde başladık. Burada ilk ilmeğimizi açalım. 3 tane ilmeğimizi ördük. Doladık. 2 ilmeğimizi beraber kestik. İlk ilmeğimizi bu şekilde açmış olduk. İlik sıramızla beraber sayarsak 7 diş haraşo olana kadar, diğer modelde yaptığımız gibi burada 7 diş haraşo olana kadar devam edelim. Kesmelerimize başlayalım. Evet, 7 diş haraşomuzu yaptık. Şimdi eksiltmelerimizi yapalım. 14 diş haraşomuzu ördükten sonra bir tane ters ilmeğimizi örelim. Burada artık düzleri düz bir şekilde, tersleri de ters bir şekilde ilmeklerimizi eksiltelim. Da 17 ilmek kaldı. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 ilmeğimiz kaldı. Artık bunları haraşo şeklinde örebiliriz. Selanik modelimizi de ördük. Evet, şimdi artık ilmeklerimizi bir tane alıp geri döneceğiz. Bir tane alıp geri döneceğiz. 14 diş ilmeğimizi ördük, ters ilmeğimizi ördük, ters ilmeğimizin yanında bir tane ilmeğimizi örüp geri döndük. Selanik modelimizi yaptık. Bu şekilde 7 sıra, diğer patlıda yaptığımız gibi 7 diş, 7 ilmek, pardon, 7 ilmek, burada 7 ilmek bırakacağız. Bu şekilde artık her seferinde bu yaka olduğu için 7 ilmek bırakacağız. 2 4 6 7 7 ilmek bırakacağız. Bu ilmeklerimizi her seferinde gidip gelip eksilteceğiz. Gidip gelip eksilteceğiz. Diğer tarafta aynı diğer modelde parçada olduğu gibi eksiltmemizi yapalım. Kaç diş haraşo örmüşüz ona da bakalım. Sonra koltuk kesiminde beraber olalım. Evet hanımlar, ben koltuk kesim sırasına kadar ördüm. Üçüncü diş haraşo da haraşo olduktan sonra ilk iliğimizi açmıştık. 2, 4, 6,
8-9 diş haroşa oldu. Ben bir tane daha ilik açtım şurada. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi artık koltuk kesimine kadar koltuk kesimimizi yapabiliriz. Koltuk kesimine kadar da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 diş haroşamız oldu. Şimdi arka kısımdan koltuk kesimimizi yapalım. İki düz, iki ters şeklinde 14 ilmeğimizi lastik şeklinde yapalım önce, örelim. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir tane fazla olmuş. İlk ilmeğimizi burada keselim ve geri dönelim. İki tane düz ilmeğimizi, iki tane ters, iki tane düz, iki tane ters, iki tane düz, iki tane ters kenar ilmeğimiz. Bu şekilde ilk kesmemizde yapmış olduk koltuktan. Tekrar geri dönelim. İkinci kesmemizde yaptık. Bu şekilde 5 tane ilmeğimizi her dönüşte bir tane ilmek alarak kesme işlemimizi yapacağız koltuk için. Üçüncü ilmeğimizi kestik. Geri döndük tekrar. Dördüncü ilmeğimizi kestik. Tekrar geri döndük. Ve son kesme işlemini yapalım. Evet, 5. ilmeğimizde kesmiş olduk. Artık haroşa şeklinde yakaya kadar örelim. Koltuktan sonra yakaya kadar 8 diş haroşa örelim. Artık bakın. Burada 9 sıra haroşa olduktan sonra bir ilik daha açacağız. 9 diş haroşa olduktan sonra. Ondan sonra yakamızı kesip sadece şu lastik kısmını öreceğiz. Videomuzu böylece tamamlamış olacağız. Ben yakaya kadar öreyim ve geleyim. Evet hanımlar, 3. iliğimi de 9 sıra haroşa ördükten sonra açtım. 3 sıra daha ördük ilikten yukarı. Yani 8 sıra 2, 4, 6, 8, 8 diş haroşa ördük koltuk kesiminden sonra. Şimdi artık bakın zaten
Bitim yerine gelmiş, belli de oluyor. Şimdi yakadaki haroşalarımızı keselim. On dört ilmeğimiz vardı yakada. 14 ilmeğimizi de lastiğe kadar hepsini keselim. Evet, lastiğe kadar kestim. Artık lastiklerimizi sağ taraftaki parça kadar öreceğiz. Hepsini bu şekilde sağ parçasını, sol parçasını, arka kısmını hep beraber örmüş olduk. Buradaki lastiği de ben bu kadar, şu yakadaki lastiği bu kadar öreyim. Öreyim, dikeyim. Hep beraber bakalım nasıl duracak. Güzel. Evet hanımlar, yeleğimin kol boyunu bitirdim. Diktim, düğmesini de diktim. Evet, bu şekilde beraberce ördük. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. İster pembesinden, ister de şöyle sarısından, ikisinde de çok güzel oldu. Şu şekilde. Hangisinden dilerseniz, hangi renkten dilerseniz o renkten yapabilirsiniz. Sürçülisan ettiysek affola. Gerçekten baştan sona anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce. Artık size kalmış beğenip beğenmemek yani. Bugünkü videomda bu kadar. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.